Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ufuk Erci ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'nin çalışma hayatını konuşacağız. Türkiye'nin çalışma hayatında var olan mevzuların aslında hangi boyutlara ulaştığını, vatandaşı ilgilendiren noktalarda, vatandaşın kapısını çalan yeni fırsatlar noktasında tam olarak Türkiye'yi neler beklediğini konuşacağız. Evet, Türkiye bir referandum atmosferini yaşıyor ama Türkiye'de çalışma hayatı da bir yandan devam ediyor. Türkiye'de insanların istihdama katılımı bir diğer yandan devam ediyor. Türkiye'de büyük annelere mesela çok özel bir proje hayata geçirilmişti. İşte bunun hangi boyutlarda olduğunu çok merak ediyoruz. Bunları konuşacağız. Misafirimiz ise çok kıymetli bir misafirimiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ufuk kardeşim. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tüm Best FM dinleyicilerine de huzurlu, mutlu, umutlu gelecekler. Amin. İnşallah efendim, bu güzel temenniyle beraber sizin açıkladığınız ve inanılmaz bir rağbet gören şu büyük anne projesiyle bir başlayalım istiyorum ben. Zaman zaman açıklamalarınız oldu. Hani projenin lansmanını yaptıktan sonra hangi boyuttayız, başvurular nerede, kimler başvurdu, şartlar nelerdi, bunları zaten dile getirdiniz ama son raddede tam olarak neredeyiz, toplum kabullendi mi, benimsedi mi, zannediyorum bir patlama da söz konusu. Bunu da söylemek mümkün. Bir defa toplum bizim beklediğimizin çok ötesinde bir kabullenme var. Hatta şimdi bu kabullenme o düzeyde ki biz 1000 aile üzerinden başladığımız bu projeyi 6500 aile olarak protokollerini imzaladık ama şu ana kadar 46 binin üzerinde talep. Bu 46 bin talebin de 11.200'ü bizim kriterlerimize uygun koşulları taşıyor. Tabii kriterleri biraz daraltarak mı gideceğiz, yoksa yeniden üzerinde çalışmamız mı gerekecek? Biz Şubat ayında değerlendirmeleri tamamlayıp Şubat sonunda hak eden annelerin ve büyük anneleri tespit etmiş olacağız ve Mart başı itibariyle, 1 Mart itibariyle de bu projenin startını vereceğiz. Protokollerini imzaladık 10 ilde. Bu projeyi başlatıyoruz ve şu anda 6500 hedef kitlemiz var, doğum yapmış annemiz. Şimdi burada esas proje tabii çok boyutlu ama bizim yola çıkışımızın en önemli ayağı kadının, hele hele doğum yapmış annenin istihdamdan uzaklaşmaması. Yani kadının istihdamda daha güçlü yer alması ama bir taraftan da evladıyla olan hukukunu güçlü bozmama, tutabilmesi adına hükümetimiz 2016 yılında bir düzenleme getirdi. Ve dedi ki isteyen anne, kamuda veya özel sektörde anne ve baba çalışıyor ise bunlardan herhangi biri çocuk 6 yaşına girinceye kadar yarı zamanlı çalışma hakkı verdik. Bu esnek çalışma sistemi diyoruz buna. Şimdi anne yarı zamanlı çalışmayı seçtiği an karşısına iki tane sorun çıkıyor. Bunlardan birincisi maaşı yarı yarıya düşüyor. Evet. Yani önce bir maaşının yarı yarıya düşmesini kabul etmesi gerekiyor. İkincisi de işveren yarı zamanlı çalışan bir çalışanıyla hukuku zorlaşıyor. Hı hı. Sabah geldi, öğlen gitti. Öğleden sonra ne olacak? Evet. Veya öğlen gitti, akşam döndü. Sabahki kısma kim bakacak? Veya bir gün geldi, bir gün gelmedi. Öyle bir hakta tanıdık. Evet. Ama bir gün geldi, bir gün gelmedi. O zaman özel sektör dedi ki yani biz bu talepte bulunan anneleri ile birlikte çalışmakta zorluk çekeriz. Evet. Ve bunların biz iş akitlerini sonlandırırız. Buna bir formül üretmek lazım. O zaman dedi ki bir, anne istihdamdan kopmasın. Evet. İki, anne evladını güvenli adrese bıraksın. Ve bir anneanne, bir büyük babaanne varsa sağlıklı bir şey, bir çocuk huzurlu, güvenli, anneanne veya babaanne mutlu, huzurlu, torununu kucağına alıyor. Anne de iş hayatına gittiğinde o 8-9 saatlik dönemde güvenli bir adrese evladını bırakmış. Çok yönlü, kültürümüzle de bağdaşan, toplumda da inanılmaz bir karşılık bulduk. Ve ilk defa çalışma hayatında doğum yapmış anneyi koruyan yalnız bu ülkeye ait, Türkiye'ye ait bir projeye start verdik. Bir yıl süresince bir pilot uygulama bu 10 ilde yapacağız ve bir yıl sonra da bu projenin
artıları, eksileri daha farklı nasıl geliştirebiliriz? Evet, bunları değerlendireceğiz. Tüm doğum yapmış annelerimize, çalışan annelerimize hayırlı olsun. Büyük annelere ve aileye hayırlı olsun. İnşallah güzel ve bize ait yarın öbür günde patentini alacağız. Ve inşallah bu millete ait güzel bir istihdam ve sosyo-kültürel bir proje olmuş olacak. Kesinlikle. Böylelikle farkındalık oluşmuş oluyor. Böylelikle işte kadının çalışma hayatında ne kadar fazla yer etmesine zemin sağlayacak proje var mı sorusunda cevabı verilmiş oluyor. Evet. Ben bir şeyi burada altını çizerek söylemek istiyorum Sayın Bakanım, müsaadeniz olursa. Çünkü bu yani şartlar noktasında bayağı bir karıştı. 0-3 yaş grubu şartı var çocuklarda. Bunu unutmamak yani gerekiyor. Yani ilk dönemde bunu istiyoruz. Çünkü yani zaten annenin çocuğu 6 aya gelinceye kadar yasal hakları var. Hı hı. 6 aydan sonraki 1 yılına biz destek verelim. Evet. O da 6 aylıkla işte 1,5-2 ama bazı annelerin belki burada farklı grupları da seçmek için 3 yaşa kadar olan gruplardan 1 yıllığına bu projeyi uygulayacağız. Peki efendim, bir diğer mevzuya geçmek istiyorum. Zira hani hazır istihdamdan bahsetmişken Türkiye'nin hiç kuşku yok ki en çok başa çıkmayı arzu ettiği yani işsizlik meselesi var. Ama bunun için de açıklanan sürekli programlar var ve programlardan bir tanesi bu yıla damga vuracak gibi geliyor bana. Daha önce dile getirdiniz ama teferruat lazım bize Sayın Bakanım. Özellikle şu istihdam seferberliği ve tabii ki 2017 yılına dair de teşvik meselesini açmanızı rica edersek neler anlatabilirsiniz bize? Öncelikle net söyleyeceğim şu. Ben çalışmak istiyorum diyen kim varsa ona her türlü destek veriyoruz. Özellikle genç kardeşlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize ve eski mahkumlara. Evet. Ben namusumla çalışmak istiyorum. Alın terimi dökerek evime helal rızık götürmek istiyorum diyen herkese, her insanımıza destek veriyoruz. Hı. Ve özellikle bu yıl istihdama girmek isteyen tüm çalışanlarımızın bütün vergilerini, sigorta, SSK, işsizlik primi, vergileri, ona ait veya işverenine ait ne kadar vergi yükü varsa onu devlet olarak biz üstleniyoruz. Hı. Hı. Ve burada diyoruz ki ey işveren, senin yanında çalışacak olanın yalnız cebine vereceğin maaşı ver. Evet. Devlete ve çalışanına ait ne kadar vergi varsa ki bu yaklaşık 700 liranın üzerinde tutuyor aylık olarak. Bu 700 liranın üzerindeki bütün yükü devlet olarak biz çalışanımız adına ve çalıştıranımız adına biz üstleniyoruz. Dolayısıyla buna biz süper istihdam teşviki diyoruz. Ve 1,5 milyon istihdama bu anlamda destek vereceğiz. Evet. Bunun dışında yaklaşık 500 bin işbaşı eğitim programımız var. Yani mesleğini henüz daha o işle entegre edecek pratik bilgisi yok. İşbaşı eğitimin 1502 lira TL'lik ücretinin tamamını biz o çalışan kardeşimize veriyoruz. İşverene hiçbir yükü yok. Ama işveren de şunu diyor: acaba bu eleman benim işimi yapabilecek mi? Evet. 3 ayın içinde o işinle ilgili eğitim süreci olarak görüyoruz ve o eğitim sürecinde 1502 lirayı biz o çalışanımıza direkt cebine veriyoruz. İşverene hiçbir yükü yok. Evet. Ama işverene şöyle bir avantajı var. Yani bu gelen 3 aydır burada iyi bir kurs gördü. Evet. İyi bir pratik gördü. Evet. Ve artık bu tecrübeli veya bu işi yapabilecek noktaya geldi. Ben bunu bundan sonra istihdam ediyorum dediği andan itibaren de yine o sigorta primlerinin tamamını biz üstleniyoruz. Evet. Vergilerinin tamamını biz üstleniyoruz. Ondan sonra da işverenimize diyoruz ki artık bunun cebine vereceğin maaşı sen vereceksin. Yani bu eğitimin neticesi itibariyle doğrudan çalışma hayatına entegrasyon ondan süreci. Ondan sonra da entegrasyonu sağlıyoruz. Gerçekleşmiş oluyor. Engellilerde bu entegrasyonu 54 aya kadar sigorta primlerini, vergilerini biz üstleniyoruz ki bu yaklaşık 4 yıl yapıyor. 4 yıl süresince yalnız engelli kardeşimize maaşını veriyor. Onun net ücretini veriyor. Evet. Brütünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Onun dışında eski mahkumlarımıza yine buradan, çünkü onlar da artık suçunu çekmiş, cezasını çekmiş. Yani artık onları da meşru zeminde
üreten bir vatandaş halinde derleniyor. Evet, evet. Onlara da aynı destek veriyoruz. Evet. Kesinlikle zaten bir suçun ortaya çıkabilmesi için toplumdan tecrit edilmesi ve bunu hissettirmek gerekiyor ki o insanlar suça yönelmiş olsun. Ancak böyle projelerle hiç kuşku yok ki suçla da mücadele gerçekleşmiş olur. En azından ben bunu böyle düşünüyorum. Efendim bir de tabii emeklilerimiz de şu anda bizi ciddi anlamda dinliyorlar. Bir promosyon meselesi var. Siz açıkladınız. Bu promosyonlarla alakalı protokoller de imzalandı. Ben öyle biliyorum en azından. Ama mutlaka detaylar vardır bizimle paylaşabileceğiniz. Sayın emeklilerimiz çalıştılar, yoruldular, emekli oldular, promosyon talep ediyorlar. Tabii şimdi emekliler bizim gerçekten baş tacımız. Evet. Bir taraftan yaşlımız, büyüğümüz, bir taraftan ülkeye, millete alın terini dökmüş, gönlünü vermiş, zorlukları, sıkıntıları aşarak günü gelmiş emekli olmuş. Evet. Ama bu emeklilerimize özellikle AK Parti döneminde bir defa çok büyük imkanlar sağladık. Onlara girmek istemiyorum. Onlar onu tabii biliyor. Ama her ay günü gününe o temiz alın teri, annelerinizin o sütü gibi helal olan, evet, emekli maaşlarını eskisi gibi kuyruklarda perişan olarak değil, evlerine teslim edecek noktada bütün bankalar günü gününe teslim ediyor. Ama bu bankalarda bunların parası bazen bir gün, bazen iki gün ama ortalama iki gece kalıyor. Hı-hı. 4-5 yıldır bunların bankalardaki bu paralarının ya bir neması var mı, bir getirisi var mı diye kamuoyunda bir süreç oldu. Bunu da yıl sonu itibariyle sonuçlandırmak bize nasip oldu. Evet. Ben bu anlamda mutluyum ama Başbakanımıza burada bir teşekkür borcum var. Çünkü onlara promosyon olarak bankaların kabul ettiği bu rakamlar esasında bankaların bir noktada bir zararı göze alarak, evet, kabul ettikleri, evet, bir, evet, rakam, evet, oldu. Ama onlar için bankalara da dedik ki siz de helal edin. Neticede bunlar var ki. Yani bir anlamda arabuluculuk oldu. Arabuluculuk yaptık. Onların emeklilerimizin avukatlığını üstlendik. Evet. Ve şu anda 1.000 liranın altında emekli maaşı alan emeklilerimize 300 TL. 1000 ile 2000 lira arası emekli maaşı olanlara 375 TL ve 2000'in üzerinde emekli maaşları olanlara da 450 TL'lik bir promosyon. Evet. Mart ayında ödenmeye başlanacak. Mart, Nisan, Mayıs aylarında da tamamı ödenmiş, evet, olacak, evet, ki bu yaklaşık 11,5 milyon emeklimize yaklaşık 5 milyarlık bir rakam. Evet, çok büyük, evet, bir, çok rakam. Bir rakam. 5 milyarlık bir rakam. Bu anlamda bir de bunu rekabete açtık. Şu anda kamu ve özel sektör bankalarında 16 bankayla promosyon protokolü imzaladık. İmzaladınız. Ve bu bizim emeklilerimizin maaş aldıkları bankalarının %99,5'unu karşılıyor. Evet. Yani şu anda maaş alan emeklilerimiz hangi banka olursa olsun şunu biliyor ki %99,5'uyla banka imzası, protokolü imzalandı ve ama banka farklı değiştirebilirler. Farklı bankalar onlara farklı, daha yani cazip başka öneriler. Başka bir bankanın cazip modeli varsa emekli tabii oraya kayabiliyor. Şimdi şu anda bir de rekabeti açtık. Evet. Dedik ki ey banka veya ey emeklim, sen 1000 liranın altında emekli maaşın varsa bir defa 300 liranın altını düşünme. Evet. Ama sana 350 diyen olabilir, farklı bonus verenler olabilir, diğer arada olan 375'e farklı talep öneride bulunan farklı bonuslar vere. Bunun da artık şeyini anlıyorum, emeklilerimiz bankaları rekabete sokarak, anlıyorum, emeklilerimiz de onlar hesabını kitabını iyi bilirler, kendileri için en cazip banka hangiyse o bankayla hesaplarını bundan sonra devam ettirecekler. Şimdi Mart ayı için ödemeden bahsettiniz. Mart, efendim? Mart, Nisan, Mayıs ve Mayıs ayı. Çünkü dediniz. Şu anda emeklilerimizin bir bankalarını tercih etme ve rekabete, evet, itmek için bir süre ihtiyaç, evet, var. Evet. Ama diğer taraftan da o tercihlerden sonra bankalarında benim diyelim ki ya 1 milyon 200 bin emekli bana müracaat etti. Dolayısıyla bunun bana yükü şudur. Hı hı. Ayın 17'sinde bu kadar parayı, onların da bu planlamaları yapmaları yapabilmeleri gerekiyor için de Mart, gerekiyor, Nisan, Mayıs aylarında planlayarak, evet, bu ödemeleri yapacaklar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Türkiye'de bahar mevsiminde epeyce bir ödeme var. Ödeme yapılacak. İşte emekliler alacak, büyükanneler alacak. Epeyce bir ödeme yapılacak, evet, yani. Evet, şimdi özellikle istihdama da 13, evet, milyar gibi ciddi bir rakam ayrılmış. Ciddi bir rakam, evet. Efendim şimdi çalışma hayatında başlattığınız bir mesele
mesele var. Buna milli seferberlik, seferberlik denilebilir. Bu kapsamda da illeri geziyorsunuz. Evet. Siz epeyce de bir yerde ulaştınız. 60 ili bitirdik. Evet, yani zaten 81 ilimiz var. Çok az bir şey kalmış. İki hafta sonra tamamı bitecek. Yani önümüzdeki cuma ve evet, daha sonraki cuma bitirmiş olacağız. Ben geri dönüşleri merak ediyorum Sayın Bakanım. Neler yani şöyle, benim açımdan geri dönüşler beklediğim gibi. Çünkü ben siyasi hayatımda da hep bunu yaptım. Ama en büyük geri dönüşümde bizim bürokratlarımız ilk defa böyle bir projenin içinde oldular. Evet. Ve 12 üst düzey bürokratımız, bakan yardımcımız, müsteşarımız, müsteşar yardımcılarımız ve genel müdürlerimiz. Bunların bu düzeyde illere gidip de bu paydaşlarımızla bu tür iletişimleri ne yazık ki olmuyordu. Evet. En büyük onların geri dönüşümde, cuma günden sonraki cumartesi veya pazartesi değerlendirme yaptığımızda esas onlar mutlu oluyor. Çünkü araziye inince sorunların ne olduğunu daha iyi görüyorlar. Sahada dokunuyorsunuz çünkü. Dokunuyorsun. Çatkapı ev ziyaretinde bir emeklinin, evet, sana teşekkür ederken çektiği basit bir sıkıntıyı veya önemli bir sorunu aktardığında, ya esasında onun için önemli ama bizim için bunu çözmek çok kolay dediğini orada yaşıyorsun. Bir engelli kardeşimizin evinde, mesela Ağrı'da, diyor ki engelli kardeşim, benim arabam 5 yıllığına arabayı bana 5 yıl süreli veriyor devlet, SGK, ama benim arabam 3 yıl oldu, artık bu engelli arabam işimi görmüyor. Benim şimdi yeni bir engelli arabası alacak imkanım yok. Evet. İmkanım yok ama 2 yıl daha bekleyecek tahammülüm de. Bırak 2 yılı, 2 günü biliyor. Evet. Şimdi bunu devletimiz bu engellilerimize 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda aracı iş görmez, engelli arabası iş görmez hale gelen engellimizin aracını çözemeyecek bir devlet değiliz. Değil, evet. Ama onu orada görünce görmek fark ediyor. Görmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Dolayısıyla işte bu çat kapı ziyaretler, esnafımızın hiç beklemediği anda bir genel müdürün, bir müsteşarın, bir müsteşar yardımcısının, bir bakanın, evet, evine, mesela ben bu hafta sonu İzmir'de, evet, 5 tane farklı eve girdim. 5 tane farklı evde de evdeki heyecanı gördüm. Ben alışığım ama onlardaki heyecan, onlar alışık değil. Biri konuşamıyorum diyor, bakan gelmiş, hiçbir talebim yok, evet, ama sonradan diyor ki ya şu sıkıntımız vardı, evet, diye. Şimdi bunlar esasında toplumla bütünleşmektir. Evet. Yani hele hele siyasetçi siyaseti millet için yapıyor. Siyaseti millet için yapıyorsak milletle beraber, milletle paylaşarak, hani Türkçedeki o güzel söz, dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, evet, mutluluklarsa paylaşıldıkça artar, çoğalır. Biz şimdi önce milletimizin sıkıntısını, derdini paylaşarak azaltmalıyız ki büyük millet olarak paylaşarak, hı-hı, çoğaltacağımız mutluluklarımız olsun. Efendim son sorum referandum olacak ama onun öncesinde bir soru var. Çünkü çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Daha önce bir açıklama yaptınız ama belki aynı açıklamayı yeniden güncellemek istersiniz. Taşeron işçilerin meselesi, bununla alakalı da bir çalışmanız olduğunu biliyorum ben. Bununla ilgili kısa da olsa birkaç cümle bize şu sarf ederseniz güzel olacak. Şu anda bizim kamu çalışanı reformu üzerinde çalışıyoruz. Evet. Çünkü devlette şu anda devlet memuru, sözleşmeli, kısa süreli sözleşmeli, yarı zamanlı, mevsimlik işçi gibi, yani 4A, 4B, 4C gidiyor böyle. Evet. Şimdi bütün bunları bir bütüncül yapı içinde 2017'de çözmeyi planlıyoruz ve bu anlamda çalıştaylar yapıyoruz. Hı hı. Taşeron dediğimiz hizmet alımındaki kardeşlerimizi de bu bütünlüğün içinde çözmeyi hedefliyoruz. Yani bu sene çözülecek. Bu sene içinde inşallah onlar da taşeron bir süre problemi daha sabırlı olmalarını, tamam, arzu ediyoruz. Yani çözülecek bu sene içerisinde, evet, en azından taşeron işinin meselesi. Son olarak Sayın Müezzinoğlu, referandum meselesi. Kritik bir referanduma geçiyoruz. Dile getirdiğiniz bir konu vardı. Biz saha çalışması yapıyoruz. Dokunuyoruz insanlara. Belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünlere ne kadar hep böyle zirvede yer almasının yegane sebeplerinden bir tanesidir bu. Hani insanlara dokunabiliyor olması. Referandum için Sayın Başbakan 25 Şubat tarihini kampanya başlangıcı olarak gösterdi. Fakat anladığım kadarıyla siz başlamışsınız. Ama yine de referandum konusunda vardır mutlaka. En azından zihninizde oturan, oran olmasa bile bir şey vardır, bir renk belirlenmiştir. Neler anlatabilirsiniz efendim? Şimdi bir defa ben ilk defa burada bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın grupta söylediği bir sözü takdir ettiğim için burada ifade Anayasa ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme mi? Gitmeme ama hakemliği millete bırakıyoruz, evet, demesi. Esasında keşke bundan 6 ay önce, 3 ay önce hakemliği millete bırakıyoruz
Neticede bu milletin kaderiyle ilgili evet. bir tercih. Sistem şu anda bu ülke için daha güçlü bir sistem. Demokrasi için, milli irade için daha güçlü bir sistem. İpin ucunun millette olduğu bir sistemi millete sormaya götürdüğümüz bir şeyde işte bunu cesetimizi çiğnersiniz, kan akar, milletin kürsüsünü koruyoruz gibi cümlelerle keşke hiç gerilim oluşturmadan, keşke bir de kendisi yani bunu başbakanımız da söyledi, parlamenter sistemle ilgili bizim şöyle bir önerimiz var deyip de ikisini birden referanduma evet. götürebileceğimiz bir katkıyı sağlasaydı ama hep direnerek, hep hayır diyerek, ben de bu nedenle CHP milletten korkuyor, halktan korkuyor cümlelerini söyledim ama bugün doğru söylediği bir cümleyi de burada evet. Takdir ediyorum. Takdir çünkü demokrasi millet demektir. Milletin adına belirli kararlar, dönüşümler olacaksa bunu sormanın en güçlü adresi millettir. Evet. Bizim sistemimiz özellikle Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiği süreç gelince iki başlı ve her an bir çatışmanın olabileceği bir sisteme döndü. Bu çatışmaların bedelini siyasi partilerin genel başkanları ödemiyor. Millet ödüyor. Evet. Bundan sonra ipin ucunun milletin elinde olduğu, cumhurun başkanını seçtiği ve cumhurun başkanına yetki verdiği, güç verdiği, günü geldiğinde de hesap vereceği bir sisteme dönüşüyor. Ve referandumda ben milletimin vicdanını hiç yanılmadı. Bu milletin vicdanına güvenerek hep bugünlere geldik ve yine de diyoruz ki bu millete güvenen, hiçbir zaman kaybetmedi. Ben bunu iş adamlarımıza diyorum. Bakın bu millete güveniniz ne kadar güçlü oluyorsa kazanımınız o kadar fazla olacaktır. Ben özelimde de bu millete inandığım, güvendiğim hep kazandım. Evet. Siyasette de AK Parti olarak bu millete inandığımız, güvendiğimiz için 15 yıldır 11 referandum, genel seçim, belediye, 11-12'ye gidiyoruz. Sandık kuruldu. 11'inde hep kazandık, 12'de de yine kazanacağız. Çünkü milletin yarınlarının bugünden daha iyi olması için milletle beraber yürüdük, milletle beraber yürümeye devam edeceğiz. Yani bir oran söylemek millete haksızlık olur. Milletimiz elini vicdanına koyacak. Evet. 58 milyon seçmen, bakınız burada genç kızlarımız var, delikanlılar var, iş arayanlar var, İşverenler var, hastalar var, engelliler var, işte 120 yaşında yaşlı dedemiz, ninemiz evet. var. Esasında demokrasinin güçlü vicdanı inşallah 16 Nisan akşamı gelecek 50'li yüzlü yılların demokrasi adına kaderini belirlemiş olacak. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Ağzına ediyorum sağlık. Best FM'e ve tüm Best FM dinleyicilerine de. Diyorum ki hiç tereddüt etmesinler. Bu ülkenin yarınları bugünden daha güzel ve daha güçlü olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu konuğumuzdu. Birçok soruyu sorduk. Kendisi de birçok soruya cevap verdiler. Özellikle de haftalardır taşeron konusunda bana sorular soran, özellikle de haftalardır büyük anne meselesi hakkında bana sorular soran öğrendiniz. Ama bir gerçek var ki bahar mevsiminde Türkiye'de epeyce bir ödeme yapılacak. Hem emeklisi, hem büyük annesi, herkes bir beklesin bakalım bahar mevsiminde. Herhalde baharın o tabiatın uyanışıyla beraber cüzdanlarda da bayağı bir banknot birikecek demek mümkün. Bu bölümü tamamlıyoruz. Sayın Bakanımızı uğurluyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz.